Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bizim damda bir vid yapacağız. Malum depremden dolayı bir yerlere gidemiyoruz. Bir Yusuf'un yanına gidebildik. Onun dışında daha kimse yanına gidemedik arkadaşlar. Ortam biraz daha düzelsin o zaman. O süreçte güzel güzel gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız biliyorsunuz mu? Bahsede geçenlerde damı biraz büyüteceğimden falan bahsetmiştim. Burada iki tane tahta aldık. Yavaş yavaş üst damımızı yapacağız. Yani şu köşeden tut. Damın ta şu köşesine kadar. Bir buçuk iki metre yakın bir şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Yani güzel bir şeyler yapacağız ama hemen birden yapmayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş eksiklerimizi hep şöyle alacağız. Ondan sonra eksiklerimizin hepsini tamamladıktan sonra bir iki gün içerisinde direkt yapıp bitireceğiz. Çünkü yarım yarım yaparsak sonra eksik kalır. Hatta şurada bir seki yapmıştık. Daha da bir şıngıl alacağız yani oraya. Şimdi o zaman ne yapalım biliyorsunuz mu? Hem üst damdan bahsedeceğiz. O yapacağımız yerleri göstereceğiz. Hem de şurada yavrularımıza, çütlerimize falan bakacağız. Sonra dama çıkacağız. Bugün hava çok güzel. Güzelce bir şekilde onları uçuracağız. Bir tane de çok güzel güvercin aldım. Özellikle onu da göstereceğim. İki tane güvercinimize daha doğrusu gitti arkadaşlar. Onları da üst damda size söyleyeceğim. Şimdi o zaman hızlıca damda bir toparlanmaya başlayalım. Siz de bu arada kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü sayımız güzel bir yerlere gelsin ki biz de daha güzel videolar çekelim. Hemen hızlıca başlayalım biz. Bunlar yeni aldığımız tahtalar arkadaşlar. Bak bayağı bir kalın da aldım çünkü profilden dam yapma gibi şeyler yapacağız. Boyumuzu yükselmeyeceğiz ama üst damı genişleteceğiz. Bak iki parçamız burada. Kalınlık da bayağı bir iyi çünkü üstünde gezeceğimden dolayı dedim ki bayağı bir kalın güzel olsun. Şu şekilde aldık iki tane. Biraz bir suntamız da şurada vardı zaten. Ama bunun gibi daha 10 tane falan almamız gerekiyor. Yani şu an ancak parça parça alabiliriz. Çünkü burası bak bu alanı tamamlıyor burası ama şu arkayı belki yapacağız. Sonra şu taraftan şöyle de uzatacağız. Şu tarafa çok tahta gelecek. Çünkü burası biraz daha alanı geniş olduğu için. O yüzden buraya biraz daha tahta gelecek. Burası şimdilik burayı tamamlıyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler yaparız arkadaşlar. Kendi emeğimizle yapacağız. Kendi elimizle yapacağız. Tekin kardeşimle beraber inşallah yapacağız yani yavaş yavaş. O da burası kaynak işte anladığından dolayı. Onunla bir şekilde yapacağız. Şimdi buradan başlayalım. Çağçılar daha göndermedik. Son biraz yumurtasını bekliyoruz. Bir de şeyini bekliyoruz yani. Son biraz daha yumurta doğrularsa onu da bir arkadaşa vereceğiz. Onun dışında şey yapacağız. Göndereceğiz. Bir de gel balmalarını bekliyoruz daha doğrusu. Maşallah yavrumuz çok şirin olmaya başladı. Bunun iki küçük kardeşin de yeni çıktılar. Zaten yumurtalarını kaydırmıştım. Onlar da çıktı. Bayağı bir güzel olmaya başladı. Çünkü hiçbirimiz de yumurtada yatıyordu. Bir rahatsızlık vardı ama bilmiyorum. Her şöyle bir şey de var arkadaşlar. Maalesef Ali kardeşimizin bize gönderdiği yön akışlar da rahatsızdı. Hatta dişi rahatsızdı dedim. Belki bu olursa bilmiyorum. Dişiden önce erkek öldü. Bir gün sonrasında da dişi oldu arkadaşlar. Ali kardeşimizin hediyelerinden maalesef telef oldu ama geldiğinde ufak bir kırgınlık vardı. Yani burada da tamamlamış oldu o kırgınlığı. Bu da bizim kara postamız, hani göğümüz. Şöyle bir durum var. Bunlar yavrular büyüdü. Yavrular artık uçum durumuna geldi. Daha yumurta doğurmadılar. Niye bilmiyorum acaba. Bak. Bu süreçte şöyle bir şey yapacağız. Bu damı yaparken arkadaşlar bir de bazı çütlerimize falan veda edeceğiz arkadaşlar. Çünkü yukarıda burada değil ama bak buradaki bak bu gösterdiklerimi falan vermeyeceğim. Biraz çakmaklılardan falan vereceğim. Büyülerden çakmaklılardan kuşları da sahiplendireceğim ki yani biraz masrafımız ağır olacak. Çünkü o yüzden bazı kuşları vereceğiz. Bak bunların yavruları da arkadaşlar burada. Maşallah çok güzel iki tane yavru verdiler. Bunların ilk yavruları. Maşallah artık bir yorumu maşallah yazarsınız. Dişi neyin var lan senin? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ali nakışları getirdikten sonra kuşlarımıza bile bir rahatsızlıklar oldu. Beyaz yapışkana nazar değdi. İstanbul'umuz biraz kırgınlaştı. Çünkü kötü bir hastalık da var yani. İnşallah bu kişi bir de toparlar ya. Çünkü yumurtaları yavruları çıkmak üzere. İnşallah ziyan olmazlar yani. Sıra geldik buraya arkadaşlar. Bak burada neler var. İki tane yavruları çıktı. Bunlar da biraz acemi. İnşallah büyük yavrularla acemiklerini atacaklar. İki tane yavru çıktı ama daha çok küçük. Bak şurada. İnşallah bakarlar bir şey olmaz. Bu yavru inşallah dediğim gibi çıktıktan sonra belki bu çütlüğü de vereceğim arkadaşlar. Bu çütlüğü de belki sahiplendirebilirim yani. Çünkü üst tam yapacağız biraz. Nakide ihtiyacımız var. Lan.
Bunlar normalde yavrular biraz büyüdüğünde yumurta doğuruyordu ama şu an bir tıkanıklık oldu yani yokuşlarımızı yumurta doğurmamaya başladılar. Bunlar yavrular da bir şekilde bunlar. Yeni bir tane çütlü yaptık. Onu göstereyim size hemen. Bak bu alacağısını almıştık kuru beyazdan. Şu alacağımızı vurduk. Bakalım yine bunlar nasıl bir yavru verecek. İnşallah güzel bir şeyler verirler yani. Şöyle güzel bir çütlü yaptık. Fark ederseniz geçen yılla bu yıl arası çütlüleri bayağı bir değiştirdik. Zaten çütlülerimizi hep sahiplendirmiştik. Yine yeni çütlüler yapacağımızı söylemiştik. Şimdi yeni çütlümüz de bu. İnşallah daha iyiler olur yani. Bunlar, bu 3 taneyi de üst dama çektik biz. Ya bunları var ya alıştıramadım, bunlar ben deli edecek aynı ya. Yemin ederim var ya, akşamları zorla koyuyorum. Sabah bırakıyorum direkt alışsınlar diye sürekli buradalar. Ama bunlara karışmayın, bunlar bile sebze sürekli pişsin var ya. Sezondan başta alışmaya gidecek bunlar yani. Şimdi sıra geldik bu tarafa, dur bunlar da büyük mesten çıksınlar. Bak bu mülemansımız da yumurta tarlada olmuş. Bak bak şu en son yeni yaptığımız şu dişimiz geçen yıl kaybolan. Bak yumurta tarladı. Şu kırmızıyla çüttü. Bir türlü böyle yumurta tarladı olmadılar. İnşallah bunlar doğuracak. Şu diğer mülemanslar da yumurta tarladı. Herhalde o diğeri yumurta doğuracak. Yani çıkmadığına göre, kafes olduğuna göre o yumurta doğuracak kesin. Aynen o, çünkü 2-3 gündür böyle yumurta tarladıydı arkadaşlar. Onlar kesin yumurta doğuracak. O yüzden buradalar. Aynen, oh be, biraz rahatladım ya, biraz seriye bindirmem lazım. Ali kardeşimizin bize getirdiği hünkârileri buraya koydum. Bak buradalar. Bak şu şekilde hemen göstereyim. Burada başka yer yoktu. Çünkü boyları falan küçük olduğundan dolayı buraya koyduk. Bunlar burada kalsın. Dönekleri de buraya koyduk. Dedi ki Hollanda'ya gelip uyuyor diye böyle önünden kapattım. Buraya alışmaları lazım. O sürece kadar bu şekilde kalacaklar. Bak bizim, bunlar da bizim minnoş küçük çağaçillerimiz arkadaşlar. İnşallah bunlar da büyür. Şöyle bir durum var. Yukarıda 4 tane çağaçillerimiz var. Çok şükür. Aşağıda da bir tane yavrumuz var. Onu da uçuma çekeceğim. Kısmet olursa bunları sahiplendireceğim. Üst tamın masrafına katacağım. Sonra burada da çağaçiller çıkacak. İnşallah bunların altında da çağaçili yumurtaları var. Bunlar da güzel bir şekilde çıkarsa büyüdüklerinde. Yani 4 tane çağaçilimizi, yavru çağaçilimizi sahiplendireceğiz yani. Büyüdüklerinde. Şimdi bunlar burada mülemaslarımız doğuracak. Bak şu tarafta kovalıyor zaten. Burada başka bir şey var mı? Bak bu yumurta doğuracak ya bak. Hadi inşallah doğurur ya. Çünkü bayağı bir uzun süre oldu. Burada da bir tane yavrumuz var. Bu da çakmaklı olacağı bir de arkadaşlar. Yavaş yavaş yavrularımızı almaya falan başlıyoruz. İnşallah damı da yaptığımı daha güzel bir şekilde olacak. Allah'ın izniyle. Bizim şu küçük bir yavrumuz da dışarıya falan çıkmaya falan başladı. Anne babanın ilk yavrusu. Babayı bilmiyorum da. Annenin ilk yavrusu olduğu için biraz yavruya tam iyi bakamadılar. Bak şuradalar. Bir de erkek de biraz sürekli rahatsızlığı falan oluyor ya arkadaşlar. Bak şu anda ayağı incimiş. Sürekli bu kuşlarda, bu kuşta bir şeyler var yani. Bir iki yavru ne kurtarabilirsek, ama çok güzel bir güvercin yani. Mülemanslar yumurta atardı oldu ya, harbiden rahatladım ya, yemin ederim. Çünkü bunların yavrularına merak ediyordum. Dişisi çok güzeldi ama kırmızı doğurmadığından dolayı, böyle bir sürece girmediğinden dolayı mecburen dişiyi değiştirmek zorunda kadar. İnşallah böyle yavrularız. Ama şu dişiye, şunu üstüne basa basa söyleyeyim. Çok ve çok sağlam bir dişi. Bunu arkadaşım tepede yavruyu da yakalamıştı. Bana göndermişti. Almıştık, gelmiştik yani kendisinden. Yani burada hatırlayan arkadaşlar varsa yuvadan yavrularla beraber sıçramıştı. Ya 5 gün 6 gün burada gezdi arkadaşlar bu kuş. Sonra şu ileride bak. Kuş uçuyor ya. Bak şu kuş, şu bölüğün sahibi tuttu bunu bizden. Şu an yaklaşık 1-1,5 yıldır belli kendisinde uçuyor zaten bu. O yüzden bu kuşa ben çok keyifliyim yani. Erkek de bir o kadar güzel arkadaşlar. İnşallah bulan yavrularını almak nasip olur. Bak şunlar da şu şekilde. Şunlardan da biraz yavru alabilseydik. Harbiden şu çütlüyü de göndereceğim yani. Şu Hollandalıları da satacağım. Çünkü sıkıldım yani. Ben bunlardan çok fazlasıyla sıkıldım. Biraz yavrusunu almayana kadar göndermeyeceğim ama.
Bak bunlar bu şekilde. Şipir lan. Bu biraz daha büyüsün, kendini toparlasın arkadaşlar. Böyle sağa sola, şu yavrularımız gibi sağa sola kalksın. Buna kuyruklanıyor olacağım. İnşallah böyle koyu kara kişipir kuyruğu beyaz olur yani bak. Anne baba çünkü böyle açık kuyruğu beyazları sevmiyorum arkadaşlar. Yani biraz daha koyu kara kişipir kuyruğu beyaz olursa mükemmel bir şekilde olur. Bu süreçte bunu bekliyorum. İnşallah güzel bir şeyler olur yani. Şimdi o zaman bunları tekrardan koyalım. Üst dama çıkalım. Elmalarımızı güzel bir şekilde uçuralım biz. Şunu anlatmayı unuttum arkadaşlar. Bu damı buradan ne kadar yapacağız? Bak şu hizayı görüyor musun? Bak şu boşluğu. Bak duvardan şu çıkıntıya kadar var ya arkadaşlar. Şu kadar damı genişleteceğiz. Şuradan şöyle gelecek. Şu genişlikte. Burada daha genişleyecek tam. Çünkü burası dar olduğu için. Ha buradan... Bu sekenin sonuna kadar gelecek yani bak bayağı kadar gelecek. Burada normalde aklımdan betondan vardı. Sonra bu deprem falan olduktan sonra eve ağırlık vermekten kesinlikle korktuğumdan dolayı normalde profilli yerler sevmiyordum ama mecburen damımızı yükselteceğiz. Tekrardan duvar koymayacağım arkadaşlar. Şu yeşil tel örgüleri var ya yani şu çimli olanlardan kısmetse onlarla etrafını bile çevireceğim. Kuşların üzerinde bir konarla yapacağım zaten. Bir kere o yüzden gerek kalmayacak yani. Şu duvar mesela bak şu köşeden tut. Şu yuvanın bak pirket var ya heh, şu bitimine kadar ta şuraya kadar kırılacak arkadaşlar. Vallahi bayağı bir işimiz çok. O yüzden bayağı bir para da girecek kesinlikle, onu da söyleyeyim ben. İnşallah şöyle bir 10-15 tane daha tahtelerimize geçerse, şu karanlıkta güzel bir şekilde geçerse. Çünkü üstüne çıktım bile rahat hissettirmek istiyorum. Yani 1-2 sene değil ömürlük olsun istiyorum yani. O yüzden güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız inşallah birkaç ay içerisinde. Şimdi ise üst damımıza geldik. Elvanlarımızı güzel bir şekilde uçuracağız. Sarı çerçilli. Ya bu maşallah çok güzel bir şekilde uçuyor arkadaşlar. Biraz etini modunda toparlamaya falan başladı. Kardeşi de niye öyle yapıyor aşağı gidiyor. Çok midemi bulandırdı çünkü. Bak beyaz yapışkanımıza nazar ettik arkadaşlar ya. Beyaz yapışkan olsun, kırmızı çerçilimiz olsun, bak İstanbul'lu olsun. Üçü de şu an bayağı bir kırgınlık var. Dünden beri ilaç falan veriyorum. Çünkü bir yere kapattığımda da arkadaşlar kuşlar böyle sıkıntıya giriyor yani. O yüzden bunları biraz daha rahat doğal bir şekilde bırakıyorum yani. İnşallah toparlarlar, güzelleşirler. Bayram kardeşimizin de bize verdiği şu opal gibi kuş yok mu arkadaşlar? Geçen gün hatta bir kanat vermiştik. O da maalesef dün mü ondan önceki gün kayboldu. Ali kardeşimizin bize verdiği beyaz okuruk güvercin de kayboldu. Uçurduk böyle, kuşlar bile sevip de uçuyordu. Kalk abini. Burada bayağı bir herkesin kuşları falan karıştı. Arada kayboldu o ikisi de. Önce beyaz okuruk kayboldu. Sonradan bir gün sonrasında da o opal gibi kuş kayboldu. Yapacak bir şey yok yani. Bu işte zaten her zaman söylediğim gibi tutmak da var, tutturmak da var. Sen gene oradasın ha. Şöyle şey bak. Uçmadı gördünüz mü? O yüzden ben de burası sıkıntıya koymak istemiyorum kesinlikle. Neredeler? Damımız var ya arkadaşlar. Çok genişleyecek. Çok güzel olacak. İnşallah yaptığımızda şu duvarların hepsini komple kıracağız zaten. Güzel bir şekilde yapacağız. Mesela karışmada hatırlayan arkadaşlar varsa biz damla burada duruyoruz. Mesela garip kuş geliyor. Karışmadan kuş geliyor. Tam burada dibimize, kapı dibimize olduğumuzdan dolayı kuş buradan içeriye giremiyor. Benim kuşum bile giremiyor. Yani benden tedirgin oluyor. O zaman burası kırık olduğunda kendime şu araya şöyle dinlenme yeri gibi şey olmuş olacak. Şu şekilde. O yüzden buraya geçmiş olacağız. Yani burada oturmuş olacağız. Yani damımız şuradan şuraya kadar bayağı bir genişlemiş olacak. Şu alan bayağı bir geniş olmuş olacak. Yani sekemizin boyu kadar daha bir, yani şu parça kadar daha falan bile bir genişlemiş olacak. Yani 2 metre daha bile açılmış olacak. Atmaca mı geldi? Ne oldu bilmiyorum. Bir dakika, hepsi uçtu. Aynen atmaca gelmiş. Bunlar uçuyor, diğerler nereye gitti? Oo, gelen atmacaya bak. Bak bak şu yavrularımıza bak. Durduğu yere bak yine. Üst tam alışamadılar ya. Benden ne diyecekler aynı. Akşam acıktıklarında geliyorlar bak. Kabullenemiyorlar. Bir de hatta benim çok beklettim bunları aşağıda. Deprem oldu. Bir de havalar bayağı bir soğuktu. Dedim buradaki kuşlarla beraber sıkıntıya girmesin diye. O yüzden böyle ayırdık. Hadi birleşin lan. Kuşlarımız bir de diğerleri de çok kızmışlar. Arkadaşlar şu kırmızı harca kuru falan var ya. Lan beyaz yapışkan. Bu haliyle bileme takla atıyorum be. Helal olsun. İnşallah düzelirsin.
biraz daha rahatım arkadaşlar. Nasıl rahatım? Bunların aşılarını yaptığımdan dolayı var ya, beyaz yapışkan özellikle aşısını yaptığımdan dolayı biraz daha rahatım. Yani atlatacağını düşünüyorum. Tabii ki Rabbimin takdiridir. Bak Gazze gibi kuşumuz da nasıl uçuyor. Bak yavru şu çocukla denli teli aldığımız kuş. Maşallah iyice toparladı. Şuraya bak, geliyorlar. İnşallah hayalimdeki damı yapacağım arkadaşlar. Rabbim sizlere dahillerini nasip etsin. Çünkü şu hevesi yaşamak ayrı bir duygusu var zaten. İnşallah damımız biraz dar. O yüzden bu üst dam açık dama bu kadar mutlu olmuyordum. İnşallah genişlettiğimizde daha güzel olacak. Yani her şey istediğimiz gibi olacak. O zaman böyle genişlettiğimizde sekemizi de biraz daha böyle beriye içe doğru veririz. Çünkü alanın çok geniş olmasına gerek yok. Yani çok uzun olmasına gerek yok. Bizim alanımız da çok uzun. Yani o zaman da ne yaparız biliyorsunuz mu? Bak sekemizin altı bu kadar ya, dolmuşumuzun altı bu kadar ya. Yani 1,5 pirket daha şuraya veririz arkadaşlar. Şuraya alan tamamlamış olur yani. Öpü verdiğimizde öpümüzün boşluğu şu kadar falan kalmış olur. Daha iyi olur. Oraya da yani mesela elvanları ve yavrularımızı koyduğumuzda daha rahat ederler. Yani böyle üst üste sıkışmazlar yani. O zaman 50-60 tane elvanımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde keyif ederler. Büyük bir yuva olmuş gibi olacak zaten. O yüzden daha güzel olur. Kuşlarımız nerede? Bak sarı çarşırımız nasıl uçuyor be. Maşallah. Karamisalimizi görüyorsunuz mu? Maşallah var ya, canavar oldu canavar. Yazın daha iyi olacak. Bu fekini falan tam bir kere daha isim var ya. Biraz daha etmeşsin var ya. Çok güzel olacak inşallah. Güzel bir şekilde uçuyorlar. Beyaz yapışkan, üzdün lan beni. İnşallah toparlayacaksın. Kırmızı çağ açın. Aynı şekilde inşallah seni düzeleceksin. Bu da bizim göğü yumuşkulum zaten. Bu da arkadaşlar kırlançut olmuşlar. Şu geçen sene yavruyu attığımız var ya. Bak o da içeride, onu bırakmadım. Bir dakika onları da göstereyim size bu arada. Bak bunlar çut olmuşlar. Bunu burada çöp topluyorlar. Merak ediyorum. İnşallah yumurta doğurursa bunu yavruya vuracağım ben. Bak bir de güvercin aldığımı size söylemiştim. Bir tane devşel aldık arkadaşlar. Bu damla bizim üçüncü devşelimiz bu. İnşallah bunu uçuracağız. İlk devşelimiz dişi de maalesef bu damla yeni beslediğimizde hasta oldu, öldü. Küpün içinde ölmüştü yani. O da nasıl öldü öyle çözemedim yani bir türlü. İkinci devşelimiz bir türlü uçmadı. Antakya'dan iki tane misafirim gelmişti. Onlara hediye ettim. Dedim al siz ya yavruya vursun ya da uçurursunuz. O da bize bayram kardeşimizin hediyesiydi. Biz de oraya hediye ettik. Bu üçüncü devşeri de biz aldık. İnşallah bu bizde uçacak arkadaşlar. Bu da maşallah çok güzel. Bak şu şekilde hemen gösterelim. Erkek ötken bir kuş. İnşallah bizde uçacak bak. Başlardan ikişer tane uzun. Diğerlerini de kırttım zaten. Ben kendim kırttım. Dedim ki biraz daha kanadı erken gelsin. Bu da bizim Mehmet abimizin hediyesiydi zaten. Bunlar kanadı geldi. Artık sağa sola kaldırıyoruz. Şurada birkaç gündür böyle güzel bir şekilde uçuyor. Baştan ara. Kuyrukların yarısı beyaz geldi. Bu da dişi arkadaşlar. Bu da tahminim. Şunlar çüt olmuşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü ikisi sürekli aynı kazıklarda falan duruyor. Bir ara boşluk olursa onu da yavrulatacağız. Biraz babamız geldi mi? Bak yavrumuz buraya gelmiş hemen. Ooo kuşumuz karışmış tamam. Dur kuşumuz bölsün bir gelsin de. Heh Oğuz abinin kuşumuş, sıkıntı yok yani, bizim yabancı bir kuşuysa. Aa bir bölük daha girdi. Ooo elbanlar hepsini almıştım Allah'ım. Bayağı bir gariplerimiz var, elvanlarımız var. Şunları dökelim de biz arkadaşlar. Dur biraz yem atalım. Dur şunları indirelim de. İnmezler. Bir hava çok güzel ya, inmezler yani. O yüzden akışına bırakacağız. Bir de bir şekilde insin. Çünkü çok kalabalık oldu hava. Elvanlarımız bunların içinde.
Şu kadar elvan uçursam var ya, nasıl olur değil mi? Birkaç tane zoyna atalım da arada kuşlarımız yalan olmasın yani. Üç tane kalktı. Maksat diğerleri gelsin yani. Sarı çağaçın misilen var da hepsi onlar tam bilmiyor. Vuru vuruya da tutturmayalım yani kuşlarımızı. Dur hepsi bir gelsin. Ye 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 ye. Sarı çağaçın takip eden de sarı çağaçımız tamam o bizim uçta. Diğerleri de gelir zaten. Diğerlerinden yine bir sıkıntı yok. Karamsarımız geldi. Ye 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 ye. Hepsi bir gelsin. İstanbul'umuz da geldi. Allah'tan diğer garipleri bırakmamışız dışarıya. Arkadaşlar bu arada buralarda bayağı bir kuş var. Kuşlar bile karıştı mı işte kaybolabiliyorlar yani. Sarı çağaçımız gelmedi. Bir dakika. Sarı nerede? Of, yine çatırdadı var. Sarı çağaçımız nerede? Ha, Oğuz abinin kuşunda. O sıkıntı değil. Şu tarafta kuşumuz kaldı mı acaba? Dur bir bakalım. Gel 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 gel. Dur bir gelsinler. Bak buradan da bölüp gelenler var. Bizimkiler var. Sarı çağ içinde gelmedi. Daha Oğuz abi de o. Oğuz abiden geliyor da başka eksiğimiz var mı? Bir ona bakacağız bir dakika. Lan keyfine bak. Yavru da geldi. Ye 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 ye. Herhalde eksik kalmadı ya. Sarı çağaçlarımız Oğuz abi de geldiler hepsi ya, bence eksik yok yani. O da oradan gelir zaten. Alıştı çünkü damı biliyor artık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bak sarı çağaçlarımız da geldi. Bak hemen arkamızda duruyor zaten. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bir like atmayı, ayrıca güzel yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hadi hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın.